Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Sanata dair her iş, her çalışma, her çaba bizleri elbette heyecanlandırıyor. Bakanlıktaki tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizlere de ayrı bir dinamizm sağlıyor ve bizi de diri tutuyor açıkçası. Bu nedenle daha fazlasını üretmek, milletimize sunmak için aşkla, şevkle bakanlık olarak tüm ekip çalışmaya ve sizler gibi kıymetli eğitim kurumlarımızla işbirliği içerisinde olmaya özel önem ve gayret gösteriyoruz. Kültür, sanatı da içine alan çok daha büyük, çok daha geniş bir kavram. Elbette ki kültür dediğimizde sanatın her dalı, müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, sanatın her dalı kültür içerisinde. Ama kültür, sanatla sınırlandıramayacağımız kadar çok geniş bir yelpaze. İçinde geleneğimizi, göreneğimizi, dilimizi, dinimizi, tarihimizi, gastronomimizi, mutfak kültürümüzü, kıyafetimizi, aslında yaşam tarzımızı anlatan kelime kültür. O yüzden kültürlü insan demek sadece sanat tüketen insan demek değil. Elbette herkesin sanat tüketmesini çok istiyoruz, sanat izleyicisi olmasını istiyoruz. Ama kültüre çok daha geniş bir pencereden bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü kültür bir toplumun kendi iç dinamikleriyle ürettiği bir süreci tarif ediyor. Aslında bu söz konusu toplumu da diğer toplumlardan ayırt eden tek özellik. Dünyada var olmamızın tek ayırt edecek unsuru, fark yaratacağımız unsur kültürümüz. Kültürün ve sanatın ilerlemesi için sanat yönetimine, kültür yönetimine ihtiyacımız var. Sanatçının otomatik olarak sanat yöneticisi olacağını, olabileceğini varsayamayız. Bunun da ayrı bir eğitimini daha etkin ve daha verimli şekilde yaratmamız, bu programları çoğaltmamız gerekiyor. O nedenle ben bu alanda çalışma yapmak isteyen kıymetli arkadaşlarımızı da cesaretlendirmek istiyorum. Üyesinde 4 fakülte, bir enstitü, bir meslek yüksekokulunda birbirinden kıymetli ve alanında öne çıkan 95 akademik personel ile 837 lisans ve lisansüstü öğrencimizin yer aldığı bu kıymetli bilim ve sanat yuvası ile kurulduğu günden bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çeşitli ortak çalışmalara da imza atıyoruz. Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programımız kapsamında üniversitemizin de bir projesi var. Bu son son programlarından bir tanesi. Takip edebildiğim kadarıyla bu programda 16-29 yaş arası başarılı genç müzisyenlerin girişimcilik becerilerinin artırılması, genç müzisyenlerin dijital dağıtım ve platform yayını becerilerinin artırılması, dijital müzik platformlarında genç ve yerel müzisyenlere yer vererek kültürel çeşitliliğin artırılması, müzik sektöründe dijital kültürel girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi bu projelerin önemli başlıkları arasındaki bizim de son derece önem verdiğimiz konular. Bu nedenle başta Sayın Rektör Hocamız olmak üzere projenin yürütücüsü, tüm hocalarınızı ve çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Son derece önemli bir konuya parmak basmışsınız ve güzel bir proje yürütüyorsunuz. Projenin çıktılarını da merakla ve ilgiyle bekliyorum. Bunların yanı sıra Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren koro, orkestra ve topluluklardaki tecrübeli sanatçılarımız üniversitemizde görevlendirilirken yine zaman zaman koro, orkestra ve topluluklarımızda üniversitemizden takviye sanatçılar da görev alıyorlar. Biz de bundan bu işbirliğinden son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki bütün öğrencilerimiz de inşallah bakanlığımızda gelecekte bakanlık sanatçısı olarak görmeyi arzuluyoruz. İnsanın neşe, üzüntü ve diğer yaşam duygularını estetik biçimlerde topluma yansıtma ihtiyacı dünyanın varoluşundan bu yana gelen bir oldu. Sunum şekli ve kullanılan nesneler zaman ruhuyla değişim gösteriyor. İletişim çağında dünyanın neresinde olursak olalım herhangi bir sanat eserini görüyor, dinliyor ve kısa yolu yaşıyoruz. Mesafeler eski anlamını bitirmeye başladı. Toplumların farklı kültürleri tanıma imkanı daha da güçlendi.
çağımızın eğitim ve kültür politikaları bu eksende işlenirken sanat etkinlikleri daha zengin anlatım biçimleri kazanmakta ve her millete sanki bir araya geçebilmektedir. Bu birliktelik özellikle gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor. Bu bağlamda gençlerimizi müziğin evrensel dünyasını hazırlama ve özellikle kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtma amacıyla kurulmuş olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gerçekleştiren önemli projeler ve ülkemizde farkındalık oluşturacak bir konuda yer alıyor. Güzel bir şey. Evet, tabii ülkemizin son 20 yıldaki kültür politikalarında yaptığı atılımın aslında güzel bir göstergesi. 2017 yılında kurulan Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitemiz ilk tematik müzik üniversitesi Türkiye'nin. Hem bugün de Eğitim Fakültesi binasını ve Meslek Yüksekokulu'nun binasını da açılışını da gerçekleştirdik yeni öğretim yılıyla birlikte. Önemli bir yatırım ülkemiz için. Buradan farklı bölümlerden hem sanatın farklı dallarından kıymetli sanatçılar yetişecek, hem sanat eğitimi veren hocalarımız yetişecek ki bu özellik ve güzel sanat liselerinde önemli bir açık var Türk müziği alanında. Bu açığı da kapatmasını da bekliyoruz. Meslek Yüksekokulu'nda da geleneksel Türk sanatlarına ilişkin bölümler açılıyor olacak. O yüzden kıymetli bir üniversite. Ben de 2022-23 yılının açılışına katılmaktan ve kültür endüstrileri alanındaki fikirlerimi sevgili öğrencilerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duydum. Efendim, açılışta tanıtım videosunda da izledik. Başkent Ankara'nın kültür sanatına da büyük etkisi olacağı iddiası var. Başkent Ankara'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Evet, Ankara'mızda böyle özel ve önemli bir üniversitenin kurulmuş olması şehrimiz için de kıymetli. Tamamen bu alanda uzmanlaşmış. Bunun hem akademik araştırma boyutuyla hem eğitim boyutuyla Ankara'ya, Ankara kültürüne önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörüyle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz kampüsümüze. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biraz üniversitenizi bize tanıtır mısınız? Üniversitemiz 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kurulmuş tematik bir müzik üniversitesi. Ne demek tematik müzik ve güzel sanatlar üniversitesi? Hem görsel sanatlarda hem müzik alanında branşa dayalı farklı birimlerin, farklı disiplinlerin ama müzik ve güzel sanatlar çatısı altındaki farklı disiplinlerin bir arada eğitim ve öğretim görüldüğü bir kompleks yapıyor. Yani bir üniversite. Bölgede, yaşadığımız bölgede örneği olmayan ama dünyanın birkaç bölgesinde, birkaç ülkesinde sayısı çok da fazla olmasa da görülen üniversitelerden aslında tematik bir müzik üniversitesi, görsel sanatlar üniversitesi varlığını çok efendim kısa sürede oluşturamayan biraz daha zaman içerisinde farklı disiplinlerde eğitimi öğretim imkanı sağlayan bir birim. Evet. Kaç öğrenciniz var ve bölümlerinizden bahseder misiniz? Halihazırda 850 öğrencimiz var. Malumunuz sanat eğitimi biraz daha nazlı ve birey özgü olarak yapılır. Dolayısıyla 850 öğrenci aslında bizim 4 birimlik bir üniversitemiz için aslında sayı olarak muazzam bir sayı. Çünkü düşünsenize 850 öğrenciyi 4 yıl içerisinde 850 sayısını
kavramında bir öğrenci sanat istihdamını kazandırma, sanatın efendim işte çeşitli alanlarını hazırlama üzerine kurulu bir efendim eğitim örgütlenmesi. Bugün Meslek Yüksekokulu'nun binasında açılışını yaptınız. Burada neler yapacaksınız? Biraz onu değerlendirmenizi istiyorum. Eğitim fakültemizin ek binası ve Meslek Yüksekokulu'muzu sizin evet. ifade ettiğiniz gibi açılışını yaptık. Meslek Yüksekokulu'muzda hala iki bölümümüz var. Geleneksel el sanatları ve radyo TV, radyo televizyon bölümü. Bu iki alanda da merkezi yerleştirme sınavıyla aslında eleman alınıyor. Diğer bölümlerimizde kulak eğitiminde, kulak sınavıyla öğrenci alınırken, ölçme değerlendirme bu şekilde yürürken meslek yüksekokulumuzdaki öğrencilerimiz merkezi yerleştirmeyle okulumuza kayıt yaptırmakta. Yani kadim topraklarda yaşıyoruz. Buranın rengini, müziğini, sesini, ahengini dünyaya duyurma amacıyla taşıyan bir aslında da yapılan. Çünkü geleneksel sanatlardaki hat, minyatür, kesik bu bölümler bize özgü. Yani kadim toprakları, kadim Anadolu coğrafyasının dünyaya söz söyleme kabiliyetini aslında gösteren en önemli göstergeler var. Buradan da yetişecek arkadaşlarımız, öğrencilerimiz yine bu alanda nitelikli işler yapacak inşallah. ...11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm Türkiye'yi fidan dikmeye davet ediyoruz. 81 ilimizde aynı anda dikeceğimiz fidanlar Türkiye yüzyılına nefes olacak. Haydi Türkiye, yeşil vatan için hep birlikte fidan dikmeye. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.